Sevgi ne değildir? Hani hep sevginin ne olduğunu tartışırız ya. Bir de sevginin ne olmadığını tartışalım. Mesela dövmemek sevmek değildir. Sövmemek sevmek değildir. Sadık olmak sevmek veya çok değer vermek değildir. Ne bileyim, hakaret etmemek sevmemek değildir. Bunlar aynı zamanda bir lütuf da değildir. Yani birini dövmüyorsanız, sövmüyorsanız, birine şiddet uygulamıyorsanız, birine hakaret etmiyorsanız çok büyük bir lütuf yapmış olmuyorsunuz. Bunlar bizim en doğal hakkımız zaten. Birine kötü davranmamak ona bir lütuf olarak yansıtılamaz. Biri size kötü davranmıyorsa bunu asla iyi bir şey gibi algılamayın. Bu sizin en doğal hakkınız. Dövmüyorsam, sövmüyorsam, işte aldatmıyorsam, daha ne istiyorsun gibi bir cümle sizin onu sevdiğiniz anlamına gelmiyor ya da karşıdaki insanın sizi sevdiği anlamına gelmiyor. Beni dövmüyorsun. Aa, ne kadar güzel. Şükretmem mi gerekiyor aslında? Değil. Biz bazen kendi değerimizi o kadar çok altlara çekiyoruz ki en olması gereken ihtiyaçlarımızı veya taleplerimizi bile karşıdaki bize lütuf olarak sunuyor ve biz bunlarla yetinmeye başlıyoruz ve bunlarla avunmaya başlıyoruz. Kendimizi bunlarla avutuyoruz. Hatta bazen bize şey derler. Hani beni seviyor musun diye sorduğumuzda, işte bana değer veriyor musun diye sorduğumuzda şu cevabı duyarız. İşte sevmeseydim evlenir miydim? İşte sevmeseydim yanında durur muydum? Yani evliliği sürdürmek ya da boşanmamak da bir sevgi göstergesi değil ki. Sevmesem bir dakika durmam. Ya da sevmesem işte çoktan boşanırdım. Boşanmıyorsam seviyorum. İşte çocuklarımla berabersem seviyorum. Sevgi şartlarla ve ortak bir yaşamla ifade edilen veya kendini gösteren bir durum değildir. Evliliğini her bitirmeyen insan birbirini seviyor anlamına gelmiyor. Veya size en doğal hakkınız olan değerli olma, saygı görme, saygınlık karşıdakinin size verdiği bir sevgi değil ki. Bu bizim en doğal hakkımız zaten. Kimse bunu bize bir lütuf olarak dayatamaz veya sunamaz. Sunan insanlara çok net olarak o tepkiyi koyun. Bunlar sevgi değil. Bunlar değer değil. Bunlar benim en doğal hakkım zaten. Sevgi özel bir şeydir. Değer de özel bir şeydir. Sevgi nedir? İki tane temel dinamiği vardır. Eylem ve söylemle ifade edilen bir şeydir. Sevginin en büyük göstergesi nedir? İlgidir. İlgi olmayan, içinde ilgi olmayan bir sevgi, sevgi değildir. Belki de zannetmektir. Kişi kendi kaygılarından, kendi imajından dolayı bunu göstermeyebilir. Ama nedir? Belki söyleyemeyebilir ama davranışla gösterir. Sarılır, öper, işte kolaylık sağlar. Birçok sevme şekli vardır. Sevginin çünkü bir tek dili yoktur. Ama hiçbir şey yapmadan gündelik yaşam içerisinde bir insan size çok değer verdiğini iddia edemez. Veya sizi çok sevdiğini söyleyemez. Bu çok mümkün olmayan bir şeydir aslında. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman şunu çok net görmeniz gerekiyor. Biri sizi dövmüyorsa, sizi aldatmıyorsa, size sövmüyorsa, size hakaret etmiyorsa, size şiddet uygulamıyorsa bu size çok değer verdiği anlamına gelmiyor. Sizi çok sevdiği anlamına gelmiyor. Bunlar bizim zaten doğal ihtiyaçlarımız ve doğal haklarımız aslında. Tabii ki bunu yapmayacak bize. Bu bir lütuf değil ki. Ama bazen biz bunları maalesef bir lütuf gibi karşıdakinden duyarız. Dövmüyorum, sövmüyorum. Bazen de ilişkimizde sorun yaşadığımızda büyüklerimiz veya konu komşu bunu söyler. Ya daha ne istiyorsun ki? İşte dövmüyor, sövmüyor, aldatmıyor, işte alkolü yok, uyuşturucusu yok, bilmem işte şiddeti yok. Ama bunlar bir evlilikte olması gereken şeyler aslında. Bunlar bir lütuf değil artık. Artık insanlar ilişkilerde bunların yanında bir de özel ihtiyaçlarının, duygusal ihtiyaçlarının veya özel paylaşımlarının da olmasını istiyorlar. Yani bir evliliği sürdürmek için veya bir ilişkide değerli olduğumuzu görmek için bunlara artık sığınmıyoruz. Bunlar bizim en doğal ihtiyaçlarımız. Lütfen kendinize değer vermeyi asla ihmal etmeyin ve kendi değerinizi asla başkalarının insafına bırakmayın. Hoşça kalın.